Merhaba. Saymak, çıkarımlar yapmakla ilgili örneklerin ikinci ve son bölümündeyim. Yedinci örnekle devam ediyoruz. Dört kör açışından sonra güneyden dört pik oynanıyor. Kayıplara bakalım. Bir karo, iki kör kaybımız kesin. Demek ki treften El vermemeliyiz. Tref dağılımını doğru tahmin etmemiz gerekiyor. Damın yerini iyi bilmek gerekiyor. Şimdi buna uygun oynayalım. Bir kere tabii rakip hemen körleri alır. Keşke tref oynasa diyoruz ama. Nerede? Kara oynadı. Karıdan da bir leve vereceğiz. Şimdi kozlara bakalım. A sıfır. Peki sıfır çıktı. Kozları toplayacağız ama. Üç tane koz var. Tabii kör defos ediliyor. ye ee, tabii yedi parça kör olunca körleri defos edecek. Karodan eli verdik dışarı. Tekrar karo oynadı. Çakarak aldık. Şimdi bir tur daha pik oynadık, bakalım ne geliyor diye. Kör ve karo geldi. Şimdi batının eli 0, 7, 2, 4 Doğu ise 3, 2, 6, 2 imiş. Şimdi treft damını nerede bulma olasılığımız daha yüksek? 4 parça olan tarafta. Yani damın 4 parça olan tarafta çıkma ihtimali, 2 tarafta olan da çıkma ihtimaline göre İki katı fazla. Öyleyse batı da arayacağız. Buna uygun oynayacağız. Yani tref ruva ile e, başlayacağız. Sonra e, vale ile e, sürdüreceğiz. Oynayalım bakalım. Bakalım tahminimiz tutacak mı? Elinde dört tane olduğunu biliyoruz ama. Evet Vale oynandığında... e, tref yerini doğru tahmin ettik. Kontratı başarmış olduk. Dam koysaydı ne olurdu Vale'ye diye e, bakıyorum. Vale'ye dam koysaydı kontratı batıracaktı. Çünkü 8'li de ortağında. Belki bizdedir diye mi çekindi? Bilmiyorum ama e, Vale'yi büyütmeyince kontratı başarmış olduk. Şimdi bir tref açışı var. Dört kör oynuyoruz. Elimiz çok dengeli. Bit de bir kaybımız var. Trefte iki kaybımız var. Bunları çakarız. Ama karo konusu belirsiz. Şimdi açan taraf batı olduğu için de karo az muhtemelen batıda çıkacak. Yani ruvamız badem olur ruayı koyarsak. Bu yüzden karo oynadığımızda ruayı koymayalım. Yani ee, karo ruayı asa vermektense bekleyelim. Şimdi önce bir oyuna başlayalım. Hemen trefete büyükle de çakarız. Dokuzlu da hem ele hem yere geç. Şu anda yedili bile as değerinde kozlarım. Karo oynadık, vale çıktı, koymadık ruvayı, dam aldı. Bu çok enteresan. Tabi şey sinyali var. As artık tek kaldı, sinyali var. Şimdi ikinci kör oynandı, tekrar çaktık. Karo oynayalım bir daha. Yine koymayacağız ve asın çıkmasını bekliyoruz. Çıktı. Güzel, buraya kadar e, bizim adımıza harika bir gidiyor dağılım ama yetmez. Ama yetmez, şimdi kalan kozu da alalım. Artık oyun sonunda Doğu'yu Pik ve Karo'dan e, sıkıştırmamız, squeeze yapmamız gerekiyor. Nasıl e, bir squeeze bu? Kör oynadığımızda karşılıklı gidiş geliş squeeze olacak. Basit squeeze tek tarafı etkiliyor. Ama kör oynadığımızda pik ve karolar arasında sıkışacak. İki pik iki karosu var. Hangisini verirse biz de diğerinden eli alacağız. Görelim. Pik, biz pik verdik. O da pik verdi. Öyleyse pik asla yere geçip karoyu oynar. Elimizdeki pik onluyu da iş yapar hale getiririz. Evet. Kontratı fazla fazla çıkardık. Artı bir. Yani fazla fazla derken artı bir çıkardık. Biz ben şeye dikkat etmeden tamamen buradaki tarif edildiği şekilde bakarak hani on löve diye yola çıktım. Trefleri çakalım karodan şimdi karodan tabi bu muhteşem bir dağılım oldu aslama vermemek ekstra bir löve çıkardık ama çok rahatlıkla böyle çıkmayabilirdi de fakat ruayı versek bile ee, ne ne yaptık? Ee, yine oyun sonunda bir squeeze pozisyonu yaratabilirdik. Yani nasıl olabilirdi? Ee, nasıl olabilirdi? Üç tane karo olursa da bu sefer zaten karolar eşit çıkacağı için karodan e, löveyi alacaktık. Yani e, saydığımız zaman bu kontratı çıkarmak mümkün. Hatta iyi bir dağılımla artı bir bile çıkarmamız söz konusu oldu. Gelelim dokuzuncu örneğe. Batı bir pik açıyor. Sonra iki kör ribiti yapıyor. Yani en azından beş 4 olmalı. E, 5, 5 de olabilir tabi ama e, bizde 6 parça e, kör var. Biz karo oynuyoruz 3 karo. Şimdi sırayla pik ruva as tref ruvayı oynayacak. İlk iki lövüyü aldı. Üçüncüyü veriyor. Şimdi deklarasyonda doğu pas dedi. Daha ilk turda. E, kör e, ası da Batı'da beklememiz normal. Şimdi konu şu. Karo enpası yapacak mıyız? Yapacaksak hangi tarafa? E bu sorunun cevabını doğru verebilmek için de dağılımı bilmek lazım. Öyleyse buna uygun oynayalım. Dağılımı anlayacak şekilde. Hemen enpasa karar vermeden ne tarafa yapacağımıza. Şimdi dam batıda da çıkabilir, doğuda da çıkabilir. Ama kör ruvanın kaçmasını bekliyorduk. Kaçtı. Ası yani ası olsaydı pas geçmezdi diye düşünüyorum. Doğru. Trefe devam etti. Oradan bile veda kaptı. Bu arada bir an oldu. Şimdi tekrar kör oynadığında çaktık. Şu trefi de bir çakalım ve orada bir duralım. Şimdi trefe batı uymadı. Bunun anlamı batıda 5 pik 4 gör ve 2 e, karo 2 tref olmalı. Doğudaysa 2-3-2-6 kalıyor geriye. E, bu durumda karolar her iki tarafta da 2-2 hiç en pasa gerek yok. Zaten ne derler? Eight ever, nine never. Dayı dama emparse yapacakken sekiz parçayla yap, dokuzla yapma. E bu da e, uygun. Dokuz dokuz parça emparse yok. O zaman emparse oynuyoruz. ve düşündüğümüz gibi çıktı. Bir örnek daha yapalım. 3 sanzot oynanıyor. Bu sefer defansın bir dekleresi yok. Çok dengeli bir elimiz var. Ama en zayıf tarafımızdan atak gelmiş. Köş. kör. Bizde tek as var, yerde iki parça. Şimdi bir sayalım bakalım. hazırlı lövelere. Bir kör, iki pik, üç karo, iki tref. E, sekiz löve var. Dokuzuncu nereden gelecek? Ya dördüncü pikten gelir. Ya karodan gelir. Ya da treften gelir. Hepsinde dört var. Şimdi çıkan kağıtları saymamız şart. Şimdi atağı boşlayacağız doğal olarak. İki, iki tur boşlayacağız. Üçüncüyü alacağız. Ve artık tehlikeli el batı. Buna uygun. Yani batıya el kaptırmamak üzere oynamamız lazım. İki tane boşladık. Üçüncüyü oynayacak tabii. Evet. Yerden bir pik verdik pikten e, sağlamamız zor diye. Biz şimdi karo ve trefe odaklandık. İlk trefte bir e, en pas denedik diyeyim. Aslında dam ve valenin olsa koyardı. Defans pike geçti. Do Doğunun almasında sorun yok. Batının almasında sorun var. Trefi büyütünce biz de büyüttük. Ama bir tref kaldı batıda. Şimdi sıra geldi karolara. ruayı çektik. Pik'i de alalım bakalım ne oluyor, ne geliyor. Herkes uydu. Şimdi herkes uyduğuna göre 5 tane körü var batının. 2 de tref çıktı. Demek ki 2 pik 5 gör karo 4 trefe olmadı. Doğudaysa 4 3 4 2. Eee 4 parça karo kimde? Doğuda. Öyleyse doğuya vale de doğuda aramamız lazım. Doğuya doğru en pası deneyeceğiz. Şimdi eee elden yere doğru bir karo ile geçelim. Ve dağılımı iki tane karosu varsa zaten üçüncü karosu yok demek. Öyleyse en fazla tutacak demek. Ve dokuz deveye böylece ulaşırız. Şimdi şilem karo oynuyoruz. Ve tabii şilemi batırırsak yazık olur. Hem de çıkabilecek bir şilemi. Rakip tref hata yaptı, aldı. Bir an olduk. Kilit konunu pikleri Pikleri Asrua'da sorun yok. Karo 9 parça sorun yok. Tek sorun kör. Kör damına el vermememiz lazım. Buna göre oynamamız lazım. Elleri dikkatli bir şekilde takip etmek lazım. Normal bir e, standart oyuncunun yapacağı oyun, a bu işte kozları çeker, karo, kör e, empasını dener. Ama biz öyle yapmayacağız. Bakın karoya uymadı da o. Karoları hep batıdan topladık. Pikleri de piki de geçtik. Ee, bunu da tahsil edelim ruvayı. Şimdi üçüncü piki oynadığımızda çakarız ve bakarız. Tamam tref verdi. Batı uymadı. Demek ki batının eli iki pik bu durumda geriye iki kör kalıyor. Çünkü e, ee, dört e, karosunu gördük. E, trefler de 5'tir herhalde diye tahmin ediyoruz. Beş, e, iki tarafta 5-5 beş, beş tref olmalı. Doğuda da e, majörler 4-4 dört dört olmalı. Şimdi öyleyse ne yapabiliriz? Doğuya bir squeeze yapabilir miyiz? Pik ve körden ...bir basit squeeze... ...hazırlayabilir miyiz? Şimdi pik büyük pikin... E, ...doğuda olduğunu... ...biliyoruz. Şöyle yaparız. Karo 8'e squeeze kağıdı... ...olarak kullandığımızda... ...yerden kör dörtlüğü veririz. Şimdi... E, ...elinde... ...üç parça körü varsa... ...damı olsun olmasın önemli değil. Ee, ya körü verecek ya piki. Körü verir muhtemelen. Oynayalım. Şimdi squeeze pozisyonuna getirmişiz. Kaçırmayalım. Madem dağılımı bu kadar saydık, bu kadar emek verdik. Karşılığını şileme yaparak almaya bakalım. Tam onda değilmiş. Ama e, sorun değil. Önemli olan kör sayısının 3'ten 2'ye inmesi. Kritik konu bu burada. Diğer tarafta iki tane kör olduğunu biliyoruz. Şimdi normal olarak körü vermeli. Ee, körü verdim mi artık biz e, hiç en düşünmeyeceğiz. Astro oynayacağız. Bakın Şilemi ezbere oynayanlar kör vale en pası yapar demiştim. Hem de yazık olacak. Dama iki parçaya e, veri verecekler. Squeeze'den istifade edenlerse bu kontratı başaracaklar. Elleri saymak çok önemli. Kolay bir iş değil ama onu söyleyeyim. Ee, hele biraz da yorgunsanız, biraz da kafanız dağınıksa e, tek tek kağıtları yerleştirmek kolay değil. Ama burada çok önemli bir nokta var. Kör damı hangi tarafta olursa olsun bir tarafta iki diğer tarafta 4 olduğunu biliyoruz. Öyleyse dörtlü tarafı squeeze yapalım. Kör kaçınca da biz kontratı başaralım. Gelelim son örneğe. Yine Şilem. Bu sefer Sanzut'ta. Bakalım. Pikte bir pik valesi dört parça olursa riski var. Körde sorun yok. Tref hata zaten damı çıkardı. Tref'te de, de sorun kalmadı. Bir konu karo empası mı? Karo empası dur bir sayalım. E, kör 3, tref 3, etti 6. Karo 7, pik 10. 2 löveye daha ihtiyaç var. İkisini de karo empasıyla Karo en tutmadı varsayarsak biri bir el daha gelecek karodan ama piki doğru oynamalıyız. Hani direkt %68 ihtimalle 3 2'dir hemen pikleri çekelim bitsin demeden istifade edelim. Karo en tutmadı varsayalım. Tutarsa zaten sorun kalmıyor da tutmadısa bile piki doğru oynamalıyız. Onun için pik oyununu geciktirmeliyiz. Acele etmeyin. Karo empası denedik. Tutmadı. Bu beklediğimiz bir olaydı. Rakip atak rengine devam etti. Tref. Sorun yok. Biz de tref oynayabiliriz. Artık dışarı el vermeyeceğiz. Karoları da temizleyelim. Bakalım ne oluyor. Herkes uydu. Şimdi e, kimde dört tane var anlayamadık. Ama körü de oynayalım Heh. Kör Tekmiş Bu önemli Kör e, Tekmiş Demek ki Ne diyeceğiz e, Doğuda Pik tek olabilir Dur bakayım hemen tek diye Girmeden bir sayalım Şimdi ne var? 6 tane körü var. 3 karo 3 trafi gördük. E öyleyse dış, bir tek pik kalıyor. Tek parça. E, doğuda pik tek. Demek ki 4 parça pik valesiyle batıda. E, batıya pik empası yapacağız. Ve en pası iki kez tekrarlamak için de körü saklamamız lazım. Peki demek ki pikle geleceğiz. Elleri sayım işimizi bitirdik. Dağılımı biliyoruz artık. Sıra geldi bu dağılıma uygun doğru oyna. İki kez yapacağımız ilk kez ele gelmemiz gerektiği için kördağımı sakladık. Yedi oynadık dokuzu çıkardık. Şimdi körle gelelim. Bu sefer bir daha pik oynadığımızda valeyi koymazsa koysa da bu sefer altılı alıcı olacaktı. Kontratı başarmış olduk. Ee, bu kontrat yine birçok oyuncu için batırılabilecek bir kontrattı. Çünkü yüksek olasılık ya tamam bu e, kontrat garanti deyip 3-2 pik dağılımla oynayanlar kontratı batıracaktı. Karo empası da tutmuyor. Fakat biz tedbirli davrandık. Bütün tek tek renkleri saydık. Kimde kaç kağıt var anladık. Doğunun pikinin tek olduğunu anlayınca o zaman iş geldi doğru oynamaya kağıtları. Çünkü dışarıda 9 ve vale eksik. Onu da batıda olması e, olduğunu bilince elden yere doğru pik oynayıp iki kez empası tekrarladık. Evet. Bu konunun sonuna geldik. Biraz yorucu bir konuydu bana göre. Uzun uzundu çünkü hikayeleri baştan sona kadar takip etmek gerekiyordu. Kağıtların sayımını vesaire bilmek gerekiyor ama bence konunun özeti şu Saymakla, tabi saymak deyince çıkarım yapmakla yapmamak arasındaki fark bu. Yani kontratı başarmak ya da şansa bırakmak. Beğendiyseniz bu videoyu lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayanlara da abone olmasını hatırlatıyorum. Görüşmek üzere gelecek bölümlerde.